8. sınıf öğrencilerimiz hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı örnek soruların çözümüyle karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce hatırlatma yapalım. Diğer örnek yazılılara ulaşmak isterseniz alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. 1. sorumuza baktık. Diyor ki Mevlana'nın bir sözü var. Sözümüzü okuyalım. Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun demiş. Çok güzel bir söz. Mevlana'nın bu sözünde anlatılanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazısı yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık getiriniz. Tabii mükemmel, daha önceki derslerimi izleyen varsa, mükemmel yazı kabiliyetimle bu yazıyı sizin için burada yazmadım. Tabii ki de hazırladım, geldim. Kusursuzlukla ilgili bir deneme yazısı yazdım. Kusurlarımızla başlıkta, kusurlarımızla insanız olacaktır. Bu şekilde bir başlık koyabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim. Hatasız kul olmaz diye de yazabilirsiniz. Daha uygun bir başlık öneriniz varsa da yorum kısmından yazabilirsiniz. Arkadaşlarınız oradan görecektir. Peki deneme yazımızda ne var? Buna bakalım. Bir insanı kusuruyla, hatalarıyla, doğruları ve yanlışlıklarıyla sevmek en güzel marifettir. İnsanoğlu hatasız değildir kesinlikle. Birinde bir kusur bulmak istersek, o niyetle bakarsak pek çok kusurumuzu buluruz. Ama asıl güzellik bizi iyi insan, kusursuz insan yapan da o hataları görmemektir. Biz işte o zaman kusursuz oluruz. Ne olursan ol, gel. Hepimizin hatası olacaktır. Önemli olan bunları görmeden sevgiyle bakmak karşındakine şeklinde bir deneme yazımız var. Siz de buna benzer bir deneme yazısı oluşturabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci sorumuza ve bir metinimiz var. Metinimizden önce sorumuzu bir okuyayım. Şöyle diyor. Diyor ki bu metindeki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiş. Şurada. Hemen bak şu solda. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız. Varlığını sürdürmek, enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan, ağaçlarla örtülü geniş alan. Üçünü aldık. Koyduk mu cebe? Evet. Sahra Çölü Afrika'nın kuzeyinde 9000 km² yer kaplayan dünyanın en büyük çölü. Burası bitki örtüsü son derece zayıf, sınırlı sayıda canlı türünün yaşadığı kavurucu bir çöl. Amazon yağmur ormanları ise, şöyle ormanlarını da çizeyim, dünyamızın akciğerleridir. Yeryüzünde yaşayan farklı canlı türlerinin neredeyse yarısını burada barındırır. Bir de şurada zayıf gördüm, onu çizelim. Şimdi çizdiklerime baktık. Varlığını sürdürmek nedir? Yaşamak. Değil mi? Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan, zayıf. Ağaçlarla örtülü geniş alan, orman olacaktır. Zaten metinden de bunları çıkarırdınız. Sonra devam ettik arkadaşlar. Zarf fiil, isim fiil ve sıfat fiil örneklerimiz verilmiş ve bunları bulmamızı istemiş. Bu dizelerde geçen aşağıdaki fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi diye bir metin. Bizim için orası önemli değil. Bize burası önemli. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada baktık. Diyor ki anla yan. Aha, an ekini gördünüz mü? Sonunda gördük. O zaman an ası mezar dikecekmişten burası ne olacaktır? Sıfat fiil eki olacaktır. Şöyle açıkça yazayım mı? Hadi yazayım. Sıfat, fiil diye. Sonra bu ne hocam demeyin. Sonra geldik. Sarınca. Ha, şimdi şundan da bahsedeyim. İsim fiil ve sıfat fiil eklerimiz neler? İsim fiil eklerimiz ma, ış, mak ekleri iken sıfat fiil eklerimiz an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş şeklinde diye gidiyor. Zaten böyle bir kodlarsanız bilirsiniz. Geriye kalanların hepsi de zarf fiil eki olacaktır. Şimdi sarıncaya baktığında ınca eki bunlar içerisinde ikisinde de bulunmadığı için burası zarf fiildir. Yarınca da gene ınca var. O zaman burası da zarf fiil. Ha, şimdi geldik. Kelimenin kökü ne?
Ak. Sonra ne eki almış? Ma eki almış. Ma eki hangisinde vardı? İsim fiille vardı. O zaman burası da isim fiil olacaktır. Şimdi geldik ekosistemlerle ilgili bir metnimiz varmış. Metnimizi önce bir okuyalım. Daha sonra bu metnin ana fikrini yazınız demiş. Ekosistemin yani belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem yani açıklamasını yapmış. Her parçası birbiriyle bağlantı içerisindedir. Bu parçalardan herhangi biri bozulursa sistem görevini yapamaz hale gelir. Başta sağlık, gıda güvenliği, ekonomi olmak üzere neredeyse tüm yaşam döngülerinde de hayati öneme sahip olan biyolojik çeşitliliğin bozulması doğadaki dengeyi alt üst eder. Burada arkadaşlar fikir olarak ana fikir, aka fikir diyecektim. Ata fikir evet. Ana fikir olarak baktığımda ekosistemdeki her bir canlının dedim ya bak yazı kabiliyetim çok güzeldir diye. Yaşam döngüsü üzerindeki önemi ve etkisini bize burada bahsetmiş bulunmaktadır. Yani ana fikrimiz budur. Şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuzda, beşinci sorumuzda diyor ki bağışıklık sistemi. Bu metnin konusunu yazınız. Bağışıklık sistemi veya immün sistem hastalıklara karşı vücudumuzu mikroplara karşı koruyan savunma mekanizmasıdır. Düzgün çalışan bir bağışıklık sistemi hastalık oluşturan virüs, bakteri gibi etkenleri tanıyıp onlarla savaşarak onları yok eder. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda enfeksiyonlara yakalanma oranı artabilir. Konumuz ne? Bak adı üstünde bağışıklık sisteminin önemi dersek zaten konumuzu bulmuş oluruz. Arkadaşlar bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki yuvarlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Sınavımız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.